Severance bu sene Apple Plus'ta yayınlandı ve çok sevildi, çok konuşuldu, çok tartışıldı mı acaba bilmiyorum yani en azından benim çevremde özellikle takipçilerimizden Fulya ve bizim Mert Günhan bana çok önermişti zamanında aslında ben de izleri birkaç ay oluyor ee, ama video yapmak bugüne kaldı ee, biraz geciktim aralara işler güçler girdi kusura bakmayın ama çok güzel bir dizi var elimizde bugün detaylı bir konuşacağız. Severance tabi ilk çıkış noktasından biraz Ben Stiller yönetmiş abi acayip dizi Allah Allah Ben Stiller yönetmen miydi gibi bir yerden çıktı Ben Stiller aslında hep yönetmenlik yapıyordu sanırım bu diziyle biraz daha bilinir hale geldi halbuki Tropic Thunder çok sevilen bir komedi filmiydi zamanında onu da yönetmişti Zoolander'ı yönetmişti hani çok inanılmaz da filmler değil ama bilinen sevilen filmler bunlar ve daha eskilerden aslında Jim Carrey'nin oynadığı Cable Guy yönetmişti. Evet hani bütün hayatı yönetmenlikle geçen bir oyuncu değil aynı zamanda yapımcılığı da Çok fazla olan Bir şahıs kendisi Hollywood'da O yüzden hani ben çok şaşırmadım aslında Ben Benster'ın olmasına ama tabi Apple Plus'taki işler Apple TV Plus'taki işler biraz daha Seçmece işler gibi duruyor ki e, Foundation aslında hayal kırıklığı oldu. Diğer dizinin çoğunu henüz izlemiş değilim Apple'da ama e, Severance'da benim izledim ikinci iş oldu. Aa, pardon bir de Ted Lasso var. Ted Lasso'yu zaten çok övmüştük. Onun videosunu yine kanalda bulabilirsiniz. Neyse dönüyorum Severance'a. E, bu tarz bir platformda daha, daha seçmece işler olduğu platformda Ben Stiller'ın yönettiği bir iş mi olur Dan herhalde insanlar biraz daha şaşırdılar. Açıkçası ben de şaşırdım ama Ben Stiller burada yalnız değil. Ee, aslında yönetmen ekibinde e, Ayüfe McErdie de var. Yani adını doğru okudum mu bilmiyorum ama yaratıcı olarak da aslında başka bir isim var. Dan Erickson. Dan Erickson ilginç bir isim. Hakkında çok da bir şey bulamadım. Ee, bir müzik reality show'u yazmış daha önce. 2019 yılında da e, bu projeyi Apple'a sunmuşlar. Pilot bölümü o zaman sevilmiş ve 2022 yılında da hayata geçirmişler. Daha doğrusu aslında yayına girmiş belli ki çok daha önce hazırlıkları yapılıp e, karar alınmış bir proje Sevens. Konusu ilginç e, gelebilir gelmeye de bilir ilk bakışta e, hatta bu... E, ...komplo'ların artık etrafımızı sardığı dönemde, hele de Covid dönemi... ...çipleniyoruz abi, kolumuza vuruyorlar çipi, Eylül gibi hepimiz ölüyorduk hatırlıyorsunuz geçen Eylül gibi. Pardon iki sene önce Eylül müydü? Neyse ölmedik günün sonunda. Bütün aşırılar ölecekti ya da çiplenip e, robotlara dönüşecekti, olmadı. Dizide aslında böyle bir dönemde kritik bir mesajla başlıyor, kritik bir konu tercihle başlıyor aslında. Beyninize bir çip yerleştiriyorlar ve bu çiple siz... Bir şirkete giriyorsunuz bu şirkette çalışmaya başlıyorsunuz ve şirketin kapısından geçtiğiniz anda kişiniz değişiyor. Yani dışarıdaki dışsalınız diyorlar dizinin içinde buna Türkçe çeviri olarak. Bir de içerideki karakteriniz var dışarıdaki ve içerideki karakteriniz ve içerideki karakteriniz dışarıyı tamamen unutuyor. Kimseyi tanımıyor anılarını siliyor hiçbir şey yok. İçeride bambaşka biri oluyor. İşte çip, çip bunun teknik açıklaması dizinin içerisinde var. Yani çok kafanızı karıştırmayacağım. Çip işte beynin belli bir noktasına konup oradaki devreleri açıp kapatarak bunu yapıyor deniyor. Ama bunun amacı ne? İlk sezonda biraz öğreniyoruz. Biraz tahmin ediyoruz. Ona spoilerlı kısımda geçeceğim. Evet şunu da hatırlatayım. Videonun bu kısmı spoilersız olacak. Spoilerlı kısma geçerken haber vereceğim. Zaten orada artık devam etmek isteyenler duruma göre bakar ya da dizi izlemek isteyen varsa izlemediyse hemen diziye zıplayabilir. Ve karakter dedim tamamen değişiyor içeride bambaşka kişiler oluyorsunuz. Ee, burada tabi anlatı ne yani e, aslında böyle çok iş gördük zamanında yani yıllardır görüyoruz İşte daha eskilerden Das Experiment diye bir film vardı Alman filmi ee, Cube vardı yine 90'lardan Lost yine 2004 yani evet belli bir mekan adaydı ama e, iş biraz daha genişliyordu. İşte Sov'u gördük daha sonra daha korkucu anasına kaçan. Onun dışında yakından bir Squid Game'i gördük. Yani bu tarz işler biraz insanları bir yere, bir bölgeye, bir odaya, bir adaya atıyoruz. Ve başlarına gelen şeyler üzerinden işte ahlak sorguluyoruz, insan hayatı sorguluyoruz tarzı işler. Bir yerden sonra artık biraz sıkıcı olmaya başladı. Çünkü birazcık sıkışmaya başladı bu konular. Mesela platform da böyle bir işti. ...çok dar, dar bir alana sıkıştı buradaki bakış açısı. Çok geniş, çok daha farklı şeyler göremedik. Ya çok somut şeyler anlatmaya çalıştılar... ...ya çok soyut anlatmaya çalıştılar. Ya biraz daha işi aksiyona döktüler. İyi örnekleri olsa da... ...zamanında çekilen çoğu çok da güzel sonuçlanmadı. En azından benim açımdan. Ben açıkçası Severance'ı görmede biraz böyle bir iş mi acaba diye korktum. Yine insanları bir yere dolduruyoruz. Bembeyaz bir ortam, bir şirket odası... Orada işte o ona giriyor, o ona dalıyor. Ahlaki sorgulamalar ve görüşürüz gelecek sezonda. içinde güzel bir cliffhanger böyle e, sınırda bırakan bir sürprizle tam her şeyi açıklamadan devam ediyoruz tarzı bir dizi mi diye açıkçası korkuyordum. Hiç öyle çıkmadı. E, çünkü dizi bütün olayları aslında bakabileceği her noktadan bakmaya çalışıyor. Çünkü karakter yaratımı, karakter tercihleri, karakterin hayatları buna çok uygun. Ne bu noktalar? işte iş hayatı iş hayatının soğukluğu, iş hayatınızı gerçek hayatınızın, aile hayatınızın önüne koymamalı mısınız? Bunları irdeliyor. Ya da ne bileyim işte daha dini bir bakış açısı var dizilerdikçe. Yani buraları biraz daha spoiler kısmında anlatacağım. Burada dini bir sorgulama var. İşte insanların yaşadıkları travmaları bastırmak için seçtiği yöntemler, arkadaşlık ilişkileri, iş ilişkileri, hayat ilişkileri bunların nasıl etkilediği vesaire vesaire derken Lahana gibi bir dizi ortaya çıkıyor yani bir katmanı kaldırıyorsunuz lahana da hop bir lahana parçası daha. Bir, daha bir daha bir daha bir daha köküne kadar geliyorsunuz yani diziyi sevmek isteyen ya da okumak isteyen belli noktada istediği noktasından lahana'nın istediği yaprağından okuyabilir o yüzden çok beğendim diziyi özellikle de hem böyle sürprizli olsun da seviyorum abi ben dizi yani çok hardcore dizi izleyicisi değilim böyle sürpriz seviyorum güzel biraz kafamızı çalıştıralım Tam sana göre. Yo ben biraz daha derin bir şeyler istiyorum işte bana böyle hayatla ilgili bilgiler de versin. Biraz sorgulayayım. Politik bir şeyler de olsun. Gel kardeşim sana göre de bir şey var burada. Yok işte karakterler böyle birbirine çatışsın. Biraz böyle e, aksiyon da görelim. Ahlaki sorgulamalar da olsun. Güzel gel kardeşim sana da bir şeyler var burada. Yani bir diziden ne bekliyorsa birçok farklı kişi. Bu birçok farklı kişi bir dizide, bu dizide buluşabilir. O açıdan çok başarılı bir yapım Severance ve bu noktada aslında spoilerlı kısmı bitiriyorum çok çünkü spoilersız girmem çok zor detaylara konuya çok basitçe konudan anlatmak istediklerinden bahsettim eğer buraya kadar merak ettiyseniz bu, bu diziyi bu 9 bölümlük diziyi koşup gidip izleyin sonra da spoilerlı kısma gelebilirsiniz izlediyseniz Şimdi spoilerlı kısma geçiyoruz. Şimdi spoiler kısmı biraz daha e, madde madde aslında konuşmak istiyorum. Çünkü çok karışacak çok fazla dediğim gibi katman var dizide. Önce aslında biraz karakterlerden ve özelliklerinden bahsedeyim spoiler kısımda. Aslında ana karakterimiz Mark karakteri Adam Scott'ın oynadı. Adam Scott'ı e, birçok farklı diziden zaten hatırlayanınız vardır Mark karakteriyle başlayan aslında onun öncülüğünde gidiyormuş gibi gözüken bir dizi olsa da aslında bütün karakterler özellikle baş dört karakter çok önemli bir hale geliyor. Mark karakteri de burada esas kişi travması üzerinden yani. Mark karısını kaybetmiş bir karakter bundan dolayı suçluluk duyuyor ve iş hayatını biraz da kaçış olarak görüyor. Yani dış dünyadan kaçış olarak görüyor ve kendisini buraya adapte etmiş disiplinde bir çalışan. Mark ve hikayesi zaten dizinin ana sürükleyicisi. Ama diğer karakterler dediğim gibi çok önemliler. Diğer karakterlerden biri de Zek. Zek karakteri aslında Zek karakteri hakkında aslında ilk sezonda çok fazla şey öğrenmiyoruz. Sadece onun daha böyle geek bir karakter gibi görüyoruz ve bir noktada çocuğu olduğunu öğrenince ki hani bence biz de seyirci de ki bu hedeflenmiş. Hani çok çocuğu olacak, ailesi olacak bir karakter gibi e, yaratılmış gibi durmuyordu. Daha böyle işte işinde, gücünde, keyfinde, goygoyunda bir karakter gibi gözüküyordu. Zek karakteri ve çocuğu olduğunu öğrenince kendisi de biz de çok fazla şaşırıp e, onun gibi aslında ne olduğunu merak etmeye başladık. Muhtemelen Zek ile ilgili bilgileri ki bu sezonda da önemli bir karakter olsa da ikinci sezonda daha fazla alacağız. Ve benim için e, ilk sezon en önemli karakteri bence heliydi Heli Halley karakterine bayıldım. E, Brit Lover'ın oynadığı. Kendisi çok hoş bir bayan zaten çok bayan. <laughs> çok hoş bir hanımefendi ve çok da iyi oynamış. Harry karakteri bence dizinin en önemli karakteri çünkü elinin e, özellikle dışarıdaki hayatının ne olduğu Bunu öğrendikten sonra işler çok değişiyor e, ve bu dışarıdaki hayatını dışarıdan baktığında yani özellikle zekin işte o bir araya gelip diğer ekiple beraber zekin önderliğinde kendi içsellerini, sistemi kapatıp dışarıya taşıdıklarında ki bunu dizi de teknik olarak daha iyi anlayacaksınız izlediğinizde dışarıya taşıdıklarında ve kendisini dışarıdan gördüğünde o hayattan tiksiniyor çünkü içerideki kişiliğini aslında ailesinin babasının yarattığı kişiliğinden daha çok seviyor. Ona daha mantıklı geliyor ve daha doğru geliyor muhtemelen. Zaten çıkmaya çalışıp dışarı onu engellemesi de bununla ilgili olduğunu anlıyoruz dizeldikçe ve Helen'in karakteri bu yüzden çok önemli bir hale geliyor. Aslında sistemin başındaki adamın kızı ve babasının yarattığı bir kişiliği var ve bu kişiliğinden mutsuz olduğunu ya da bu kişiliğinden daha iyi bir kişiliğe sahip olabileceğini, hayat sürebileceğini içerideyken anlıyor. O yüzden Heli karakteri şu anda çok önemli bir noktaya geldi. E, i̇lerleyen sezonlar nasıl devam edecek? Ve onun karakter e, git gitgelleri çok önemli olacak. Çok kritik e, bir konuma geldi. Irving ise bence ikinci en önemli karakter. John Turturro'nun oynadığı ki John Turturro zaten artık yakın dönemde her önemli işte böyle güzel kritik bir yan rol ya da başrole yakın bir rol varsa böyle gel Turturro abi sana çok güzel rolümüz var sen bu işi götürürsün diyorlar ve onu yalnız bırakmıyorlar. Bir de yanına Christopher Walken'ı koymuşlar Bird karakteriyle. Irving karakteri neden önemli? Irving karakteri de aslında şirket içerisindeki en muhafazakar, en sistemci, en kuralcı, kural kitabını ezbere bilen bir karakteri canlandırıyor. Dışarıdaki halini zaten son bölümlere kadar görmüyoruz. Ama içeride gördüğümüz karakter işte resimlerden hoşlanıyor, sanatı seviyor ve Bird'de de böyle tanışıyor ve Bird'e karşı hisleri olduğunu fark ediyor. O yüzden de Irving karakteri aslında dizinin bence biraz da benim bakış açımda aynı söylüyorum. Dini sorgulamasının tetikleyicisi oluyor. Çünkü içeride sadece tek bir kitap var. Dış dünyaya kapalı. ...bütün sistemler o kitapta yazan kurallara göre işliyor. Ve buna aşırı inanan muhafaza, muhafazakar biri var. Ve muhafazakar sistemi yıkacak kişi de... ...eşcinsel aşkından dolayı, Börte olan aşkından dolayı... ...yine Irving oluyor. Bu çok güzel bir ironi. Böyle böyle dini bir bakış açısındaki bu yıkımı başlatacak kişinin... ...bir eşcinsel karakter olması... ...ve Börte olan sevgisini dışarıda da merak edip sürdürmeye çalışması ve bir hayal kırıklığına uğraması da bence çok kritik ve buna rağmen bozmuyor e, içerideki şeyi de. Çünkü bu ayrım aslında en fazla yıkmaya başlayan kişi de Irving. Dış dünya ile iç dünya arasında, iş şirketin içindeki kişiliği arasındaki duvarı en fazla yıkma yık, yıkıma, daha doğrusu kafasında yıkılmaya başlayan diyeyim karakter Irving o da nasıl oluyor işte o siyah çamurun akışını görüyoruz o sonra o siyah çamurun boyası olduğunu anlıyoruz sanatla bağını unutmadığını sanatı nasıl sevdin hemen ortaya çıktığını anlıyoruz Burt olan sevgisinin işte e, cinsel yönelimin bir duygu bir günlük bir şey olmadığını aslında tamamen e, içinde her zaman olan bir şey olduğunu anlıyoruz böyle olunca da Sistemi yıkmak için en kritik karakter de Irving oluyor. Buradaki anlatı da Irving anlatısı da onun karakterin yazımda çok güzel. Hatta buradan işte dizinin bence e, en önemli verdiği e, detaylardan biri de şu. Aslında karakter ölüyor. Şimdi Bird karakterini bir noktada e, şirketten kovuyorlar. İzleyenler zaten buraları biliyorlar. Ve Bird karakteriyle ilgili Irving konuşurken onu siz öldürüyorsunuz aslında diyor. Çünkü o karakteri dışarıda artık yok. Burada da işte kişinin bedeninden çıkıp karakterinin, kişiliğinin, anılarının, yaşadıklarının, sevgilerinin, ona bıraktığı şeylerin aslında bir, bir hayat yarattığını anlıyoruz. Ve bunu öldürmek aslında kişiyi yok etmek demek. Yani bedenin hiçbir anlamı kalmıyor. Ve bunu da aslında sadece bir sayfaya vesile yapıyor, bir bilim kurgu vesile yapıyor, bir çiple. bu çok güzel bir anlatı. Yani burada çok saçma sapan bilim kurgusal şeylere de gidebilirlerdi. İşte o bilmem neredeki robotlar geldi abi o işte onlar robotmuş. Bunu Westworld mesela ilk iki sezonda çok iyi yaparken üçüncü sezonda fena batırmıştı. Ha dörtte ne yapıyorlar henüz bakmadım ona da bakacağız. Neyse dönüyorum ben Sevens'a. Dedim ki bir karakteri öldürmek bir kişiliği öldürmek aslında insanın ölümüyle eşdeğer. Ve e, Irving karakteri de aslında bunu biraz işte dedim ya çok muhafazak, muhafazakar bir karakter. Bunu biraz Alice in Wonder, Wonderland hikayesi gibi keşfediyor içeride işte hiç gitmediği Zek'le beraber hatta Zek'te biraz muhafazakarlığı var onun da. Zek'le beraber hiç gitmedikleri departmanlara, hiç gitmedikleri odalara, o hiç görmedikleri koridorlardan geçerek gidiyorlar ve keşfediyorlar. Evet Alice in Wonderland hikayesi bu alegorisi de çok fazla kullanılan bir hikayedir. En meşhur derde Matrix olmalı. Ama burada bence çok iyi çalışmış. Yani o bembeyaz koridorlarda insanların böyle daha bireyselleştirmeye çalıştığı, birbirinden korktuğu, departmanlar arası kavganın ee, hiç neden ortaya çıktığı belli olmayan kavgaların körüklendiği bir ortam. Bunda nedeni belli. Ee, bir araya gelip aslında uyanmasınlar. Biraz daha soyut tutalım. Birbirlerine haberleri olmasın. Her departmanın bir özelliği var. Ona göre çalışıyorlar. Ee, muhtemelen işte burada tabii bir, en temelde bir deneyde dönüyor. Chip'in gelişmesiyle ilgili bir deneyde dönüyor. Ona da e, dizinin son kısmında son kısmını konuşurken bahsedeceğim. Ve Irving de e, bunu yıkan karakter olarak dediğim gibi dizinin en önemli karakteri. Tabii dizinin dertleri de dizinin dertleri aslında çok fazla. Yani karakterlerin işte bu e, ölümü bedensel değil ama karakter ölümleri e, ve bunları sorgularken işte ailenin konumu. Işte özellikle aile vurgusu çok fazla yapıyor dizide. Mark'ın ailesi içinde kardeşinin çocuğu olacak. İşte kardeşinin çocuğu olurken bir senatörün eşiyle tanışıyor. O senatörün eşinin de fark etmeden çocukları oluyor. O, Burası işte belki de en boktan konulardan biri çünkü şunu anlıyoruz çipin dışarıda da uygulanışı var yani bu çipi dışarıda şirket dışında senatör seviyesinde biri belki karısına uygulatmış karısı da çocuk istememesine rağmen çocukları oluyor çünkü çipi takıp muhtemelen onunla çocuk yapıyor sevgili senatör. Ve karısını çipsiz de görüyor daha sonra Mark'ın kardeşi. Ya ben işte ikide durmayı düşünüyorum ama bir çocuğum daha aldı falan diyor. Ve tanımıyor Mark'ın kardeşini. Burada aslında dizi bize mükemmel bir ipucunu veriyor. Bu çipi dışarıda da kullanıyorlar ve bu çip geliştiriliyor. Ve şu gerçeği fark ediyorsunuz. Bu bir tecavüz. Yani kadının tamamen farklı bir karakterini çevirip ondan çocuk yapmak ...ve daha sonra normal, eski normal mi de diğer karakterini çevirip onun hayatına devam etmek... ...aslında bayağı vurucu bir konu. Dizi bunu bir de çok sakin geçiyor. Ve aslında bu bu konu dizinin ana bakış açısının da sürükleyicisi. Ne bu ana bakış açısı? İşte eser, hani düz izleyici için aslında bu çip nedir, ne olacak, nereye gidecek, şirket deney mi yapıyor... Evet bunların sürükleyicisi de bu konu. Ama bunu da çok güzel bir yerden yakalamışlar. Yani dışarıda gidip mafya da olabilirdi. Siyasi kararlar da olabilirdi. Daha basit politik konulara girebilirdi. Çok daha böyle seyirciyi kolay yakalayacak şeylere girebilirken bahsettiğim gibi dışarıdaki o aile, çocuk, aile kavramı işte kayıplar bunlar üzerine çok fazla hikaye kuruyor. Bunu da oradan bağlamış. Çok başarılı beni çok etkiledi açıkçası. İçeride de bunun tam tersi olarak şirket bir aile kavramı var. Burada iş hayatına geliyoruz. Dizinin bence en somut anlatılarından biri bu. Her şeyi bir yana bırakın. Din, işte dediğim gibi aile, hayatta kendini bulma, işte ailen yarattığı kişi, hepsini bir kenara bırakın. Bu dizi tam iş hayatı üzerinden de okuyabilirsiniz. Yani iş hayatı konusu Özellikle girdikten sonra size o kadar büyük hayal kırıklığına uğratır ki hele de büyük şirketlere giriyorsanız daha böyle kurumsal, daha soğuk, daha yorucu, daha boğuk şirketlere giriyorsanız bunu çok hissedersiniz. Çünkü şirketler size büyük bir illüzyon yaratır. Yani biz aile izler ama hiç alakası yoktur. İlk fırsattık, kıçınıza tekme atarlar. İşte biz sizi burada mutlu ediyoruz derler. Bir sürü yalan sepet şeyler verirler size. İşte dandik bir tane pikniğe götürürler şirket swag şeyleri, e ekipmanları, eşantiyonları verirler. Siz onları bir giyince çok mutlu hissedersiniz. Kendiniz hiç alakası yoktur. İşte dandik dandik böyle partiler düzenlenir. Cuma günleri işte ay bugün içiyoruz deyip iki tane ucuz bir alırlar sonra gerisini size iterler. Bunların hepsi yaşanır. Ya da işte her sabah açık büfe kahvaltı veren şirketler vardır. Çünkü bunun bir amacı var. Kendinizi rahat hissettiğiniz yerde, kendinize yapay mutluluklar oluşturduğunuz yerde daha fazla vakit geçirirsiniz rahatlarsınız, daha fazla iş yaparsınız. Daha fazla dertlerinizden, şirketin size yarattığı dertlerden ya maaşım düşük ama sosyal hakları iyi falan gibi böyle kendinizi kandırmaya başlarsınız ve tam onların istediği çalışan olursunuz. Buradaki şirket de tam onların istediği çalışanları yaratıyor aslında. Burada da görüyorsunuz işte dandik böyle kahve tutacağı veriyor, yok cama fotoğraf yapıştırıyor, waffle günü diyor. Biz bir aileyiz, goy goy da. Böyle izlerken e, boğuldum. Ya içim sıkıldı. Ama bu iyi anlamda yani gerçekten şirkete ortamları böyle çünkü. Ve bir yerde de artık Harry karakteri de şey diyor ya marka yani sen artık öyle abartmışsın ki şirketi arkadaşın hayatın önüne koyuyorsun. Ya şirketten çıkmayı başaran karakterimiz onu da unuttum şu anda. O karakter aslında Mark'ın eski arkadaşı. Ve aslında yine dizide önemli bir karakter. onun hikayesini dinledikçe Harry diyor ki sen onun önüne koyuyorsun. Öyledir yani hayatınızdan kaçmak için ki bunu çok çevremde de görmüştü. Çocuk olur evde, çocuk çok ağlıyor, çalışamıyorum der, kaçar, karısı da mutsuzdur, şirkette daha çok vakit geçirir. Bir başka bir sorunu vardır işte. Bir kayıp yaşamak, yaşamıştır, kaçmak istiyordur, şirkette daha çok vakit geçirir. İnsanların bu tarz kaçışları oluyorlar, oluyor. Ee, dizi de bunu çok iyi vurgulamış. Yani Harry karakteri ve Mark, Harry Mark ilişkisi üzerinden daha fazla olarak bunu vurgulamış. Ve tabii şirketler size şunu söylese de işte biz bir aileyiz, birlikte hareket edeceğiz, takım çalışması, ekip falan aslında sizi çok bireyselleştirirler. Çünkü neden? Bireysel olarak siz sizin rekabete girmenizi isterler. Bu bireysel rekabet arttıkça o ekibin aslında her bir bireyinin bireysel rekabeti arttıkça bu sefer departmanlar da bireysel rekabete girmenizi isterler. Çünkü neden? Şirket devamlı e, büyümek, ileri gitmek e, ister ve bunu o çatışmadan yaratır. Yoksa siz konfor alanı oluştursanız, herkesin mutlu olsanız, fazla kendinizi zorlamasanız, işimi yapıyorum, saatim belli, sonuç belli deseniz bu şirketin işine gelmez. Hep daha fazlasını vermelisiniz. Bu da bireysellikten gelir. Dizi de bunu bence çok güzel bir şekilde kırıyor. Yani dizi aslında çok bireysel başlayıp, bugün aslında dünyasının en büyük sorunlarından biri, çok bireyselleşip kendinizi üstün görüp ya da kendinizi çok farklı görüp ya da kendinizi ben çok yalnızım, ben çözerim, tek başıma hallederim dedikçe aslında daha çok boğuluyorsunuz, daha çok yok oluyorsunuz. Çünkü en baştan insan sosyal bir varlık. Yani konuşması lazım, paylaşması lazım, tartışması lazım gelişim için. Ne oluyor bu sefer? Kendi odanızdan yani çok meşhurlar var. yankı odanızda kalıp düşündüğünüz, gördüğünüz, dinlediğiniz her şeyi doğru zannetmeye başlıyorsunuz. Kendinizi haklı görmeye başlıyorsunuz. Ve bütün o gizemleri sırları çözmeye başladığınız zaman, aslında komplolara tutuluyorsunuz. Neyse bu başka bir konu. Dizi bunu da kırıyor. Yani bireysel olarak yapamayacakları, aslında şirketin içinden çıkamayacakları bir sürece giriyorlar ve bunu toplu hareketle yapıyorlar. Bölüşerek, paylaşarak, bir araya gelerek, konuşarak, tartışarak birbirlerini ikna ediyorlar ve çıkışı sağlıyorlar şirketten. Yani şirket ve iş hayatı bakışına olarak da dizi bence çok kıymetli bir yorum sunuyor. Peki şirketin amacı ne dedik? Şirketin amacı da aslında dizinin en e, lağının en üstündeki e, ana konu. Çipimiz e, var. Bu çipi geliştiriyoruz. Muhtemelen işte demin bahsettiğim gibi sanatörlere, zenginlere falan satıyoruz. Bunu geliştirmek için de insanları devamlı burada zorluyoruz. O, en yakın oldukları insanlar işte Mark'la karısı aslında yıllar e, şirketin içinde çok yakındaymış. Karısı psikologmuş e, ve birbirlerini fark etmemişler ama bunun ipuçlarını çok iyi atıyor mesela. Yani karısının hayatta olduğu kısım o büyük twist işte diziyi taşıyor gibi görülebilir. Evet. Ama bunun tohumlarını çok iyi attığı için bence büyük bir twist'ten çok Mark'ın aydınlanması gibi okudum ben dizi izlerken. Ya yani ben aydınlanmadım ama Mark aydınlandı. Yani az çok şeyleri tahmin etmeye başlıyordun. Çünkü tohumlar atılıyor. İşte psikolog diyor ki ben senin yanında kendimi çok daha mutlu hissediyorum. Burada pardon. Yani bu odada seninle konuşurken sanırım daha mutlu hissediyorum diyordu kendimi. İşte bu tarz böyle tohumlar atıldı ya işte hayatta mı acaba konusu açıldı falan filan derken dizi atlattı attı bu tohumları ve sonunda bize çok güzel bir şekilde sundu. Ve asıl konuda işte dediğim gibi bu çip ne olacak nereye gidecek bunların bir çoğunu ikinci sezonda göreceğiz muhtemelen. Bir de tabii kitap konusu var. Burada da biraz işte Feyyaz Yiğit'i şeyden anabilirim gibi de işte hiç kimsenin bir şey bilmediği yerde bir kişi her şeyi bilebilir gerçekten boktan bir kitabın oldu. Sadece kulak kitabın oldu. Başka hiçbir kitabın olmadığı yerde ortalama bir kitap size kendinizi buldurtabilir. İşte orada da Mark'ın kardeşinin eşinin yazdığı içsel yolculuğumuz işte kendimizi bulalım tarzı aslında bugün çok da iplemediğimiz ki beni de çok sıkan kitaplardır bunlar ama çok basit çünkü artık orada o kadar bir şey yok ki o dünyanın içerisinde Başka bir bilgi yok ki böyle basit bir şey gördüklerini çok çabuk etkilenebiliyorlar. Bu da bence e, dini bakış açısına, dini kitaplara çok güzel bir e, yorum katıyor. Tabi bunu siz nasıl isterseniz hani ben ben kendi açımdan bakıyorum. Daha inançlı biriyseniz siz daha farklı da okuyabilirsiniz bunu. Oradan bir şekilde bu konuyu da ele alıp e, dizinin ana hikayesine bağlıyor. Bu insanların bir şekilde bu çipin gelişimi için buradan çıkmasını engellemek dışında... ...çıksalar bile düşüncelerini yine bizim yönlendirebileceğimiz... ...dışarıda da kontrol edebileceğimiz bir hale getirmemiz lazım. İşte hepimiz Kieran'dı galiba Helen'in babası onun çocukları olacağız. Ya bu da işte çok e, soyut bir yerden bakarsak aslında işte... E, ...eğitimle, şirket hayatıyla, iş hayatıyla, siyasetle insanların yönlendirilmesi... ...yönetilmesi gibi daha bir e, tepe bir bakış açısına getiriyor diziyi... Dediğim gibi dizi lahana gibi istediğiniz yerden bakın, izleyin. Unuttuğum şeyler illaki olmuştur. Siz de yazın. E, abi şu detay da vardı atlamışsın vesaire. Tartışalım altında. Gerçekten kafa e, kafayı böyle boş sürprizlerle türeyen değil. Gerçekten yoran, düşündüren bir iş. E, izlemenizi tavsiye ediyorum. İzleyenler de dedim ki buraya kadar geldiyse yorumlarını mutlaka yazsınlar, paylaşsınlar, like yapıştırsınlar. Canlı yayınlara da gelin. Canlı yayınlara bu hafta kısa bir ara verdik. Bir kafa izni vermiştim. Geri döneceğiz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.